Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda MSI'nin hem günlük hem de ofis işleri için uygun mini PC'si MSI Pro DP21'i ve buna ek MSI'nin son derece ergonomik 27 inçlik monitörü MSI Modern MD271 QP'yi detaylı bir şekilde inceliyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız detaylara geçiyorum. Müzik Evden çalışmak, evde eğitim, uzaktan eğitim derken son iki yılda yaşam tarzımızda birçok değişiklik oldu. Bu arada gerçekten uzun zaman olmuş ya. Hani bunu böyle bir söyleyince bir tuhaf da geldi. Evinizi iş için olan dizüstü bilgisayarınızı getirip mutfak masasına oturmak ara sıra izolasyon için işe yarayabilir ancak kesinlikle ideal olan değil. Kendi kişisel deneyimlerinden de yola çıkarsam birçok insanın evlerinde ve çevresinde yeni çalışma alanları kurmak için çalıştığını biliyorum. Ya işte bunlara balkon, merdiven boşlukları, boş yatak odaları veya diğer odalar dahil. Alan tabii ki de burada belirleyici faktörlerden biri çünkü tam boyutlu bir masaüstü sistemine sahip olmak istediğinizde sınırlayıcı faktörler olabilir. Zaten hani masaüstü büyük olduğu için en başta da bu faktör var. MSI ise Pro PC serisiyle evdeki alanları dar olanlar için devreye giriyor. MSI Pro DP2111M hepsi içinde 2.6 litrelik küçük bir form faktöründe geliyor. Bu da onu dar çalışma alanları için çok yönlü hale getiriyor. Aynı zamanda seyahat etmeniz veya bir şeyleri taşımanız gerektiğinde makul ölçüde taşınabilir bir cihaz ve de en önemlisi üst düzey Intel teknolojisi ve bağlantı seçenekleriyle dolu. O halde tasarımdan başlayacak olursam MSI Pro DP21 görsel sel DNA'sının çoğunu geçen yılın benzer bir modeli olan Pro DP20Z ile paylaşıyor. Her ikisi de çıtalı ön panellerle ve krom efektli MSL logolarına sahip. Bununla birlikte Tabi bunun dışında iki cihaza birbirinden farklı teknik donanım anlamında ve tasarım anlamında da. DP-21 ya da DP-21 artık nasıl telaffuz ediyorsanız 55 milim yüksekliğinde yani bir önceki modelden belirgin şekilde daha kısa 1.27 kilogram ağırlığı da onu biraz daha hafif hale getiriyor. Yine de geniş ve derin bir cihaz bu yüzden bir DVD kutusundan çok ansiklopediye benziyor da diyebilirim. Tabi tüm bunlara rağmen MSI DP-21'i küçük alanlara ve masalara yerleştirmek yeterince kolay. Tek elinizle rahatça kaldırabilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Düz bir şekilde yerleştirdiğinizde TV'nizin altında bile durabilir. Ayrıca dikey olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede daha da az yer kapladığından masanıza yerleştirmek için ideal hale geliyor. Dik dururken daha dengeli olmasını sağlayacak özel bir braket de kutusundan çıkıyor arkadaşlar. Üst panel düşük profilli CPU soğutucusu, RAM slotları ve M.2 SSD'yi ortaya çıkarmak için çıkartılabiliyor. Sistem ekstra bir adaptöre ihtiyaç duymadan 100 mm vesa montajını destekliyor. Böylece tüm sistemi tabi desteklemesi şartıyla monitörlerin arkasında Monte edebilirsiniz. Bu da mükemmel bir şekilde gözden uzak tutmak için iyi bir yol bu cihazı. Ana soğutma fanı için kasa üzerinde büyük bir havalandırma deliği var. Bu yüzden onu baş aşağı tutmadığınız veya duvara dönük bırakmadığınız sürece hava akımı doğrudan işlemciye ulaşıyor arkadaşlar. Bağlantı seçenekleri açısından cihaz oldukça zengin. Ön tarafta 4 adet USB 2.0 bağlantı noktası yer alıyor. Çok hızlı olmasalar da ofiste kullanabileceğiniz ekstra çevresel aygıtlar için fazlasıyla yeterli. İşte bunlar neler olabilir? Fare, klavye, kablosuz aksesuarlar, kulaklık kameralar vesaire. Arkada ise 4 adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası var. Bunların hepsi hızlı harici depolama aygıtlarınız için uygun. Ayrıca HDMI ve Gigabit ve mikrofon girişleri de burada. HDMI ile 4K ekranı burada kullanabilirsiniz. Eski donanımlar için bir COM bağlantı noktası da var. COM bağlantı noktası çeşitli tarayıcıları, yazıcıları, PLC'leri ve diğer endüstriyel donanımları destekleyeceğinden perakende ve iş içinde mükemmel bir seçim. Şunu da ekleme yapayım. İç kısımda bir adet M.2, 2 adet 2.5 inç aktif ve SSD, 2 adet bellek yuvaları var. Bu gelecekte kendiniz yükseltme yapabileceğiniz veya oldu da bir şeyler parçalanırsa kendinizin değiştirebileceği anlamına geliyor. İç kısmında ise ağ iletişimi için çift bantlı Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Buradaki bağlantı noktaları bir sürü çevre birimi ve harici depolama eklemek istiyorsanız harika. Ancak DP 21'de yine bazı eksiklikler var. Örneğin USB-C, Thunderbolt ve Kensington kilit yuvası burada yok. Bir de dahili parçalar PCIe 4'ü desteklemiyor. Genel olarak buradaki yapı kalitesi ya da kullanılan malzemeleri beğendim tabii ki de. Kaliteliler ofis hayatı için sorun yaratmayacak türden diyebilirim. Tek ufak sorun daha önce de dediğim gibi bağlantı seçenekleri biraz daha geniş olabilirdi. Gelelim performans konusuna. MSI uzun yıllardır yüksek performanslı PC ürünleri üretiyor. İşte bunlara masaüstü bilgisayarlardan tutun. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara kadar her şey dahil. En son mini PC ise tüm bu cihazlardan bir şeyler alıp donanımı bu kadar küçük bir form faktörüne koymuş. Öncelikle burada Orada Core i7 11700 işlemciye kadar model mevcut. Yani seçeneğiniz var. Ancak bendeki model çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli olan orta sınıf 11. nesil Intel i5 11400 işlemci. Bu işlemciye Intel UHD Graphics 730 ekran kartı, 256 GB M.2 SSD, 8 GB RAM ki ama bu 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor ve Windows 10 Pro eşlik ediyor. Ancak küçük bir dipnot Windows 10 Pro'yu sonrasında Windows 11 Pro'ya yükseltebilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi bu cihaz bu donanımla günlük ve ofis kullanımı için harika bir küçük sistem. Evet burada özel bir grafik kartı yok ancak i5 işlemci yine de 4K ekranları yeterince iyi bir şekilde çalıştırabiliyor. Elektronik tablolar, sunumlar ve tüm olan ofis uygulamalarını burada kullandım ve takılma görmedim. Bu cihazı doğrudan ofis işleri için kullanacaksanız gerçekten hızlı ve sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Görüntü ve video düzenleme gibi daha zorlu iş akışları söz konusu olduğunda cihaz biraz zorlanabilir. Photoshop 2022 ki AI filtreleri yani yapay zeka filtreleriyle bazı ağır iş yüklerine sahip. Ancak buna rağmen işlem süreleri burada gerçekten hızlıydı. Daha büyük görevleri işlerken de beni çok bekletmedi. Video düzenlemeye gelirsek bu işlemciden istenecek çok şey var ama soğutucu küçük ama yine de bu görevi de yerine getirebiliyor. Full HD videoları burada rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Ancak çok sayıda 4K video düzenlemeyi planlıyorsanız büyük olasılıkla daha güçlü bir sistem isteyebilirsiniz. Sistem medya tüketimi için de oldukça iyi. Burada birkaç 4K video dosyası oynat ve bununla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. HDMI ile bunu TV'nize bağlayıp bir de kablosuz klavye fare kombinasyonuyla güçlü bir medya oynatıcısına da sahip olabilirsiniz. Oyunlara gelirsek harici bir ekran kartı olmaması burada bariz bir engel değildi bence. Her şeye rağmen burada 720p çözünürlükte Minecraft PUBG, işte LOL, CSGO ve diğer eski oyunları oynatabilirsiniz. Daha düşük performanslı oyunları oynatabilirsiniz. Ama dediğim gibi yine de büyük şeyler beklemeyin. Kıyaslama yapacak olursak buradaki performans AMD Ryzen 5600G'nin performansına da büyük ölçüde benziyor. GeForce Now ve hızlı internetiniz varsa bunu bir oyun bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Mesela Forza Horizon 5'i bu şekilde oynayabilirsiniz. Tüm bunlar olurken bilgisayar hiçbir zaman tamamen sessiz kalmıyor. En az bir fan sürekli olarak düşük hızlarda dönüyor. Ama bunu duymak için için çaba sarf etmelisiniz. Fanların davranışını MSI Center programından kontrol edebilirsiniz. Sistem sıcaklığı ve yükü gibi şeyleri de takip etmek için yine MSI Center'ı kullanabilirsiniz. Burada bazı özellik setleri de var. İşte biri sistem yedekleme ve kurtarma, diğeri fan ve performans kontrolü olmak üzere iki adet önceden yüklenmiş modül var. Performansta özetlediğime göre şimdi biraz da monitörden bahsedeyim. 2560 x 1440 çözünürlüğe sahip bir 27 inç IPS paneli ile MSI model MD271QP aslında iç dünyasına açılan pencereniz olmayı hedefliyor. Monitör üstte ve her iki yanda minimal çerçeveli şık bir tasarıma sahipken kontroller, MSI logosu ve bir çift yerleşik 1 hoparlör ekranın altında bulunuyor. Oldukça ince olmasının yanı sıra monitörün standı geriye doğru eğilebiliyor, yüksekliği ayarlanabiliyor, sağa sola dönebiliyor ve de pivot modunda yani dik olarak kullanılabiliyor. Stand yerine monitör koluyla kullanmayı tercih ederseniz monitörün arkasında 75mm VESA montaj delikleri de mevcut. MSI dizüstü veya bilgisayarınıza monitör kolayca bağlayabilmeniz için HDMI, USB Type-C, DisplayPort ve ses çakı da dahil olmak üzere çeşitli bağlantı noktalarını burada size sunuyor. USB-C ile kurulum yaptığınızda monitör dizüstü bilgisayara güç sağlayıp aynı anda şarj edebiliyor. 75 Hz yenileme hızı kaydırmanın sorunsuz olmasını sağlarken MSI Anti Flicker ve düşük mavi ışık teknolojileri gözünüzün yorulmasını engelliyor. Bir de bu monitör üzerine çalışmak için yeterli ekran alanına sahip ekranın çözünürlüğü de her şeyin net bir şekilde görünmesini sağlıyor. IPS paneli sayesinde sayesinde ekranın farklı görüş açılarından okunması da kolay. Doğru renkler uç açılarda bile iyi diyebilirim. Genellikle veya paneller kontrast açısından daha iyi olsa da ekran iyi görünen siyah seviyeleri burada size sunabiliyor. Peki dizi ve film nasıl derseniz şimdi dizi ve filmleriniz için hoş bir izleme deneyimi sağlayan güçlü ve gerçeğe yakın renkler var. Ofis çalışmasına ek olarak ekran kesinlikle YouTube'da videolar veya yani Netflix'te diziler izlemek için de uygun. Ekranın renk derinliği 8 bit. Hani bunu da belirteyim. Yani 16.7 milyon renk görüntüleniyor burada. Bu da günlük ofis işleri için mükemmel renk değerleri demek. Ancak fotoğraf ve video editörleri daha doğru renk üretimi için 10 bitlik bir monitör tercih edebilir. Mesela benim arkamdaki gibi bir MSI'nin yine monitörünü tercih edebilirsiniz. Buradaki parlaklık da iyi. Ayrıca parlama önleyici katman sayesinde ekranda çok az yansıma fark edeceksiniz. MSI Display Kit ile ekranın renklerini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Farklı pencereleri istediğiniz gibi bölümlere de ayırabilirsiniz. Aynı yazılım üzerinden fare imajinin ekrandaki hızını da ayarlayabilirsiniz biliyorsunuz. O halde sonuca bağlayacak olursam öncelikle MSI Pro DP21'den başlayayım. Eğer evinizdeki çalışma alanınız gerçekten sınırlıysa Intel işlemcili bu model işlerinizi gerçekten kolaylaştırabilir. Metal dış kasa ve ön panel gerçekten şık görünüyor. Masanızın üzerinde ya da monitörünüzün arkasında dikey ya da yatay olarak bu mini PC'yi konumlandırabilirsiniz. Ayrıca şaşırtıcı derecede sessiz. Çalışırken veya film izlerken fan sesini duymanız zor. Tabi bu ufaklığın bazen çok çalışması gerekiyor. Örneğin video editlerken ve veya birden fazla Excel dosyası üzerinde çalışırken durum böyle olduğunda da fanlardan yüksek ses gelmiyordu arkadaşlar. Genel performans ise grafik kartı olmayan bir sistem için aslında oldukça iyi. Photoshop ve genel görevler söz konusu olduğunda e i5'in performansı burada gayet yeterliydi. Ekran kartı da ortalama sistem gerektiren oyunları oynamanız için yeterli. Aynı zamanda genel masaüstü işleme ve performansla da bir miktar tabii ki de fayda sağlıyordu. 4K ekranları bu kadar küçük bir sistemde kullanabilmek memnuniyet verici tabi performans arkasında bir de M2 SSD var. Bu sayede yükleme süreleri de her zaman hızlıydı. MSI MD271 QP'ye gelirsek öncelikle bu monitör oyuncular yerine iş kullanıcılarına hitap eden bir monitör. Çözünürlük çoğu görüntünün bu ekranda keskin bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Boyutu aynı zamanda çoklu görevler için yeterli alan sunabiliyor. Kısaca Ev kurulumunuzda işinizi geliştirmek için 27 inç ve 1440p bir monitör istiyorsanız MSI'nin bu monitörüne kesinlikle bir bakın derim. Mükemmel bir seçim olabilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere elinden geldiğince MSI Pro DP21'i ve de tabii ki de monitörünü anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt taraftaki videolarında buluşalım. de benim için önemli videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. sound right boy